Habbab bin Eret radıyallahu anh işleyeceğiz. Habbab bin Eret radıyallahu anh kimdir? Peygamber Efendimiz'e inanıp tabi olan Müslümanlar daha bir elin parmaklarını geçmemişti. İslam davası henüz gizli yayılma devresindeydi. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem diyor, etrafında kenetlenmiş 5 tane bahtiyar sahabi adeta cemiyetin bütün tabakalarının temsilcisi durumundaydı. Bunlar kadınlardan Hazreti Hatice, çocuklardan Hazreti Ali, hür erkeklerden Ebu Bekir, azatlı kölelerden Zeyd bin Harise ve henüz esaret zincirini kılmamış kölelerden Bilal-i Habeşi'ydi ilk 5 kişi. Bu 5 kahraman sahabi sık sık gizli olarak bir araya gelir, Hazreti Peygamber'in ulvi irşatlarından istifade eder, İslam davasını tebliğ etmenin yollarını araştırırlardı. Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh da o sırada Ümmü Ammar isimli müşrik bir kadının kölesiydi. İslam davasını duymuş, yakından ilgilenmeye başlamıştı. Hiç olacak şey miydi diyor. Hür ile köle, çocuk yaşındaki Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir bir araya geliyor. Aynı mecliste toplanıp konuşuyorlardı. İşte İslam'ın güzelliğine bakın. Kölelerin, hürlerin meclislerinde diyor ancak hizmetçilik için bulunabildiği bir cemiyette bu nasıl olurdu? Nihayet Habbab bin Eret de Müslüman olmaya karar verdi. Zaten eskiden beri Resulullah'ı tanır, hürmet ederdi. Resulullah'a geldi ve 6. Müslüman olarak kelime-i şehadet getirdi. O devrede Müslüman olmak her türlü çile ve ızdırabı göze almak demekti. Üstelik Hazreti Habbab gibi inandığını çekinmeden açıkça ilan eden birisi için durum çok daha vahimdi. Önceleri çok mahir bir demirci ustası olarak herkesin sevgi ve itibarını kazanmış olmasına rağmen müşrikler onun Müslüman olmasını bir türlü hazmedemiyor, her türlü zulüm ve işkenceyi reva görüyordu. Hele efendisi Ümmü Ammar kızgınlığından adeta diyor kuduracak bir hale gelmişti. Hazreti Habbab'ın kollarını ve ayaklarını bağlayarak ateşte kızarttığı demirle başını dağlattı. Aman ya Rabbi. Mahir bir kılıç yapma ustası olan Habbab şimdi kızgın demirlerle işkencelere kendi yaptığı kılıçlarla maruz kalıyordu. Ama bütün varlığı kaplayan o iman ateşi bu maddi ateşlerden çok daha baskın geçiyor ve işkencelere imanla göğüs geliyordu. Bir gün Resulullah'a Ümmü Ammar'ın kendisine yaptığı işkencelerden ve başının ızdırabından şikayet etti. Peygamberimiz mübarek ellerini kaldırarak buyurdu. Ya Rab, Habbab'a yardım et. Aradan diyor çok kısa bir zaman geçti ki Ümmü Ammar dehşetli bir baş ağrısına yakalandı. Ağrının şiddetinden ne yapacağını bilemez bir duruma gelmişti. Bazıları ona başını ateşle dağlamasını tavsiye etti. Çaresiz o da teşebbüs edecekti. Ve bu işi yapmak da işte kölesi Habbab'a düştü. Rabbimin intikamı. Hazreti Habbab diyor bir müddet önce imanından dolayı kendi başını kızgın demirle dağlattıran kadının başını demirle dağlıyor. Kader, Hazreti Habbab'ın intikamını dünyadayken Rabbimiz böyle aldırıyordu. Hazreti Habbab'ın çile ve ızdırapları henüz bitmemişti. Merhamet mahrumu müşrikler bir gün büyükçe bir meydan ateşi yakmışlar ve Hazreti Habbab'ı yüzü koyun ateşin üzerine bırakmışlardı. Bundan dolayı Hazreti Habbab'ın derisi yanıklarla doluydu. Ya ömrünü o yanıklarla dolu deriyle geçirmişti. Bütün bu işkence ve ızdıraplar karşısında Hazreti Habbab'ın elinden Resulullah'a iltica etmekten başka bir şey gelmezdi. Bir gün Resulullah'ın huzuruna çıkarak "Ya Resulallah, bu cefadan kurtulmam için dua etmez misiniz?" dedi. Peygamberimiz ibret ve müjde dolu cevabı ise şu oldu. "Sizden önceki ümmetler içerisinde öyleleri var ki toprak kazılır, sonra bir demir testere getirilir. Başının üstüne konurdu da onları dinlerinden caydıramazlardı. Demir taraklarla etleri taranır, kemiklerinden ayırt edilirdi de onlar dininden yine vazgeçmezdi. Allah elbette bu davayı tamamlayacak ve bütün dinlerden üstün kılacak.
Öyle ki hayvanına binip Sana'dan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak, koyunları içinde kurt saldırmasından başka bir şeyden endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz dedi Habbab bin Eret'e. Hazreti Habbab'ın müşriklerin ileri gelenlerinden olan As bin Vail'den mühim bir miktar alacağı vardı. Gidip alacağını istedi. Müşrik ise Muhammed'i inkar etmedikçe sana borcumu ödemeyeceğim dedi. Hazreti Habbab da cevaben ben her şeyimden vazgeçerim de yine de ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar Muhammed'in Mustafa'yı inkar etmem dedi. Bu cevap karşısında As bin Vail daha da kızarak eğer böyle bir şey olacaksa sabret dirilip malıma ve evladıma tekrar kavuştuğum gün sana olan borcumu öderim diye adeta dalga geçti. Bunun üzerine Meryem suresinin 77. ve 78. ayeti indi. Ya ve ayet şöyleydi. Şimdi şu ayetlerimizi elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba mı muttali olmuş yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış? Hayır öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. Aman yarab adamın üstüne inen ayete bakın. Ve o söylediği malları hep elinden alacağız ve o bize tek başına gelecek dedi. Habbab'ın Medine'ye hicretinden sonra Resulullah Efendimiz onu Harraş bin Samma ile kardeş yaptı. Hazreti Habbab ömrünün sonuna kadar yapılan bütün savaşlara iştirak etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Habbab'a ayrı bir alaka ve hürmet gösterir, her vesileyle halkın huzurunda onu mehdederdi. Ona olan hürmetinin bir sebebi şu olsa gerek ki, Hazreti Ömer Müslüman olmadan az önce elindeki kılıçla eniştesi ve kız kardeşinin evine girdiğinde Hazreti Habbab onlara yeni nazil olmuş olan ayetleri okuyup öğretiyordu. Ömer Efendimiz kardeşinin evine girdiğinde orada Kur'an okuyan kişi Habbab bin Eret'ti. O yüzden ona aslında vesile olan Habbab bin Eret'i Kur'an'ı okuduğu ayetlerin tesiriyle Resulullah Efendimiz yanına gidip iman etti Hazreti Ömer. O yüzden çok severdi diyor Habbab bin Eret'i. Bilindiği üzere Hazreti Ömer burada Kur'an'ı dinledikten sonra da Müslüman olacaktı. Hazreti Habbab bin Eret hicretin 37. senesinde Küfe'de hastalandı. Gayret edilmesine rağmen hastalıktan kurtulamadı. Son nefeslerinde Hazreti Hamza Efendimiz'i hatırlamış ve onun gibi şehit olamadığına çok üzülmüştü. Resulullah'tan 33 tane hadis rivayet eden Habbab bin Eret 72 yaşında vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Ali Efendimiz kıldırdı ve kabri başında şu konuşmayı yaptı Hazreti Ali. Allah Habbab'a rahmet eylesin. Halis bir Müslümandı. Resulullah'a tabi olarak hicret etti. Mücahit olarak yaşadı. Bedeniyle imtihan oldu. Allah salih amel işleyenlerin amelini karşılıksız bırakmaz dedi. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun.